Gebelik takibi yapan doktor ve çift karşılıklı konuşulur doğum yöntemleri hakkında hastaya bilgi verilir. Bu arada doğum öncesi sezaryen ya da normal doğum konusunda bilgisi olan hastaya doktorun öngördüğü bir takım riskleri olan ya da endikasyon koyduğu durumlarda annenin işte sezaryen geçirmiş olması, çoğul gebelik olması, daha önce karar verilebilen bazı durumlarda sezaryen kararı verilebilir. Doktorun muayenesiyle birlikte hastanın pelvis çatısı uygunsa, plazantanın yerleşimi, bebeğin büyüklüğü gibi diğer bir sürü kriter değerlendirerek normal doğum yapabileceği konusunda da hastaya bilgi verir. Ama yöntemler konusunda normal doğum sezaryen yöntemlerden bir tanesidir. Hiçbir yöntem diğer yönteme de bir üstünlüğü yoktur. Önemli olan hastaya uygun yöntemi seçmek önemli bizim için. O yüzden hastanın gebelik süresince doğuma hazırlanıyor olması, onunla ilgili bilgilendiriyor olması bu süreci daha kolay yönetmemizi sağlıyor. Gebelik takibi yapan doktor ve çift karşılıklı konuşulur doğum yöntemleri hakkında hastaya bilgi verilir. Bu arada doğum öncesi sezaryen ya da normal doğum konusunda bilgisi olan hastaya doktorun öngördüğü bir takım riskleri olan ya da endikasyon koyduğu durumlarda annenin işte sezaryen geçirmiş olması, çoğul gebelik olması, daha önce karar verilebilen bazı durumlarda sezaryen kararı verilebilir. Doktorun muayenesiyle birlikte hastanın pelvis çatısı uygunsa, plazantanın yerleşimi, bebeğin büyüklüğü gibi diğer bir sürü kriter değerlendirerek normal doğum yapabileceği konusunda da hastaya bilgi verir. Ama yöntemler konusunda normal doğum sezaryen yöntemlerden bir tanesidir. Hiçbir yöntem diğer yönteme de bir üstünlüğü yoktur. Önemli olan hastaya uygun yöntemi seçmek önemli bizim için. O yüzden hastanın gebelik süresince doğuma hazırlanıyor olması, onunla ilgili bilgilendiriyor olması bu süreci daha kolay yönetmemizi sağlıyor.